Ankara'nın o kalesi surlar var ya, duvarlar 6. 7. yüzyıldan sonra başlıyor yapılmaya. Ondan önce kocaman bir Roma şehri. Kocaman bir Roma şehri bak. 6. yüzyılda ne oluyor? Bu saldırılar başlayınca Sasani'de Arap atakları artık Bizans şehirleri küçülüyor. Kabuğuna çekiliyor. Şehir, kale şehir. Ankara, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankırı hepsi böyle birer küçük kaleler ibaret şehirler. Selçuk, Osmanlı döneminde şehirler gelişiyor, büyüyor, kabuğunun dışına çıkıyor ama işte 6. yüzyıl önemli. Onun için bu bölgede yaşayan Hristiyan ahali bir de arazi şartları uygun. Yumuşak Türk'tür bu. Sert tabakalar da var. Oyarak kendilerine böyle yerin altına katman katman yerleşim yerleri yapılmış. Bu büyüklüğü, küçüklüğü yerleşim yerinin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir. Yani en çok belki sizin duyduğunuz deri kuyu vardır, işte kaymak kuyu vardır ama onun dışında bir sürü yeraltı şehri var. Mesela burada daha yeni açıldı. Önceden biliyorlardı ama temizlik aşamasında yeni açıldı yani burası. Daha önce Serhat vardı. Buraya Aziz Markülyus. Orada da resmini görürsünüz. Aziz Markülyus. Roma ordusunda, bakın Roma ordusunda Roma Hristiyan olmamış general kendisi. Ama gizli Hristiyan. Ve Roma komutanlığında samimi arkadaşı. Ama gizli Hristiyan olduğu ortaya çıkınca bunu sürgüne yolluyorlar buraya, Kapadokya'ya. Ama bu faaliyetlerine halen devam ediyor. Yani Hristiyanlığı yaymaya. Baktı ki akıllanmayacak. Bunun kelleyi gölgeden ayırıyorlar. Mısır'a, imparatora gönderiyorlar. Onu da buraya gömüyorlar. Burada iki tane ceset bulundu. Böyle birbirine sarılmış karı koca şeklinde bakın ikisi beraber. Adamın kafa yok. Çünkü ailesi, çocukları falan hepsi öldürülüyor. Ama onu öldürüp onun kelleyi gölgeden ayırıp Mısır'a göndermiş. Onun için Hristiyanlar için aziz. Yani Hristiyan azizler, Hristiyanlık uğruna şehit olmuş olarak kabul ediyorlar. Ve bu kilisede onun adına atfedilmiş bir kilise, Aziz Merkürcüs Kilisesi diye geçer. Şimdi, yani yeraltı şehri, burada bir kilisedir. Yeraltı şehrin hepsinde kiliseler karşımıza çıkar. Çünkü burada ne kadar kalacakları belli değil ama sürekli bir yaşam yok. 2 ay olur, 3 ay olabilir. Onun için yeraltı şehirlere girdiğiniz zaman karşımıza kilise çıkar. Depo çıkar, daha çok depo oluyor. Yatakhaneler vardır. Kuyu vardır su için. Şaraphaneler vardır. Yani birçok şey. Genelde yeraltı şehirlerine ahırdan gireriz. Yani girişin hemen altı ahırdır. İlk bizi karşılayan ahırdı ama burası tersten. Şimdi bizim çıkacağımız yerden, buranın girişiyle çıkışı ayrı, çıkacağımız yer aslında normalde buranın girişidir. Yani ahırlar o tarafta. Bakın burası bir kilise. 20 tane mezar bulmuşlar diğer ufakta. Bakın diğer şeylerde, yeraltı şeylerinde pek karşımıza çıkmıyor. Bu buraya has özel bir şey. Evet, kilisenin alt tabanına. Bakın bugün, o gün Hristiyanlar için kiliseye gömülmek kutsal. Bize de yani, cami avlusuna. Padişah türbelerine bakın değil mi? Cami avlusu Selimiye'de, Süleymaniye'de görürsünüz. Yani daha çok Süleymaniye. Etrafında ama içinde de. Burada Hristiyanlarda içinde de görüyoruz. Daha sonraki dönemlerde kilisenin bahçesinde de görüyoruz. Yani. Bir kısmı çocuk mezarı. Şunlar galiba. Bir kısmı çocuk mezarı. Çünkü 20 tane mezar buluyorlar bu şeyde. Dediğim gibi o bir tanesi de ayrı, karı koca birbirlerine sarılmış şekilde adamın şeyleri, kafa iskeleti yok o şekilde. Yani Aziz Markülyus olabileceği düşünülüyor. Kesin değil tabii dediğimiz. Şimdi burada bir kilise, böyle bir yapıya girdiğiniz zaman bakın absis dediğimiz şu kısım ortadaki kısmı görüyor musunuz? Absis diyoruz. Camilerdeki mihrap. Yani kilise yapısı olduğunu. Genelde 3 absis olur. Yani ortada büyük absis, kenarlarda da küçük absis. Oradaki absisi örmüşler önünü.